Evet değerli dostlar, bugün neredeyiz? Esenyurt'tayız. Esenyurt Meydan'dayız. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bugün ne var? Çok güzel şeyler var. Kardeşlik var, dostluk, arkadaşlık var. Ve Esenyurt İl Denetleri Birliği, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kaymakamlığı ile beraber ortaklaşa yapılmış olan Kardeşlik Festivali var, Kültür Festivali var. Burada yöresel ürünlerimiz, yöresel bölgelerimizin ürünleri tanıtıldığı, insanlara ikram edildiği ve aynı kültürlerin diğer bölge insana tanıtıldığı bir etkinlik, kültür festivali var burada. Ve biz de burada kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Karşımızda kim var? Benim yıllardır tanıdığım bir abim. Gerçekten bir abi. Yani anne babadan doğmuş kadar sevdiğim kıymetli bir büyüğüm var. Ahmet Güngör abim var. O Mavi Karadeniz'de bir sevdadır Karadeniz dedi. Kendini Samsun'a kısıtlamadı. Karadeniz'in 18 vilayetine, sonra Türkiye'nin 81 vilayetine tanıtma şerefine erişmiş mümtaz şahsiyetlerden birisi. O bugün buraya geldi, bana sürpriz yaptı. Dedi ki, Abdurrahman da nerede? Ben de buradayım dedim. Ve buluştuk, denk geldik. Şu anda ona, evet, buna Samsun, düğünlerimiz tabii çok. Ben sivil toplum örgütü başkanı olduğum için bir Mutlular Dernek Başkanımızın düğününe gittik, Ahmet Kuzgun'a. Sonra Ahmet Turgut kardeşime gittim, sen de çok iyi tanıyorsun. Onun gençlerimizden saadetler, mutluluklar diliyoruz. Ve burada ne yapıyoruz? Kültürümüzü tanıtıyoruz, dostumuzu tanıtıyoruz. Tirebolu 42 çayı. Yani çay Rize'dedir ama Tirebolu 42 çayı kalite olarak, lezzet olarak, tat olarak bir numaradır diyoruz efendim. Ve bu çay şekersiz çay içmek isteyenler için de çok idealdir. Çünkü Giresun'daki bakır oranı daha düşük olduğu için içimi çok kolay bir çaydır. Yine fındığın ana yurdu. Dünyadaki en kaliteli fındığın, aslında fındığın yetiştiği coğrafyanın çocuğuyum. Ben Giresunluyum. En iyi fındık Giresun'da yetişir. Dünyanın en kaliteli fındığı Giresun'da yetişir. Onu ikram ediyoruz. Ve yine burada oynuyor. Neyimiz var? Kemençemiz var. Giresun, kemençenin de ana vatanıdır. Kemençe benim ilçem Görel'de doğmuştur. Dünyaya o ritmini, o güzelliğini, hoşgörüsünü tanıtmıştır. Hemen bu tarafa geldiğimizde görüyorsunuz gençler, çocuklar, bebeler Görel'e dondurmasını yerler. Görel'e dondurmasının hikayesi çok özeldir, çok güzeldir. Dondurma deyince Maraş akla gelir ama Göle dondurması sütten, salepten ve neden yapılır Hüseyin Ustam? Süt, salep, şeker, meyan kökünden yapılır. Doğaldır. Buzdolabı kullanmıyoruz. Sunum yapılan yerle arasına kar koyuyoruz, buz koyuyoruz. Bu arada kar vardır. Şurada şimdi kapalı olduğu için göremiyoruz ama şöyle belki, evet, buzu görüyorsunuz. Buzla soğutuyoruz. Tamamen %100 doğal. Kışında yiyebilirsiniz. Boğazı ağrıtmaz. Özel bir aroması, özel bir tadı vardır. Televizyonlar her yeri çok iyi bilir. Görele dondurması bambaşka bir dondurmadır. Bunu da tatmanızı istiyoruz. Tüm dostlara, arkadaşlara ikram ediyoruz. Bakın Görele'den 1000 kilometre yoldan geldi. Burada kültürümüzü dostlarımıza, arkadaşlarımıza tanıtıyoruz. Şimdi bir de biz Abdurrahman'da kimdir? Onu da dostlar bilsin diye söyleyelim. Abdurrahman'da, burası Giresun Stadı, Giresun Dernek Başkanı'dır. Abdurrahman'da Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu'nun genel başkanıdır. Ve Abdurrahman'da bir önceki dönem, 28. dönem Giresun plakası ya, AK Parti milletvekili aday adayıdır. İnşallah 28 dönemin sonunda 31 Mart seçimlerinde 2024 senesinde Cumhuriyetimizin 100. yılını 101. yıla devirdiğimiz dönemde yine Türkiye yüzyılında, Türkiye yüzyılı döneminde Esenyurt iradesini ve iradesini de tekrar hemşehrilerine, tüm Esenyurt'la da buluşmak için yola çıkacak bir belediye başkan aday adayıdır. Ve tüm hemşehrilerimizin, partimiz tabii ki belli, AK Parti. Milletin partisidir AK Parti çünkü. Ve milletin adına inşallah aday aday olacağız ama Cumhur İttifakımızla beraber, tüm halkımızla beraber Esenyurt'u yöneteceğiz inşallah. Esenyurt çok mutlu olacak. Sadece Göle dondurması değil. Birçok şeyi dağıtacağız. Olduğumuz coğrafyaya, olduğumuz ilere hep bereket gelir. Kardeşlik gelir, dostluk gelir. O yüzden bizim sloganımız Barış ve Kardeşlik Şehri Esenyurt'un belediye başkan adayı da Abdurrahman'da diye. İnşallah yola çıkacağız. Sen sürpriz yaptın, bizi hızlandırdın biraz. Biz daha geniş açıklayacaktık. Sevdiğim için senin kanallarında da aslında deklar etmiş oluyoruz yani. Eyvallah. Ben teşekkür ederim Ahmet abi. Ayağına, yüreğine sağlık. Bir sevdadır Esenyurt bizim gönlümüzde. Bir sevdadır Karadeniz bizim gönlümüzde. Bir sevdadır Türkiye bizim gönlümüzde ve ruhumuzda. İnsanlığa umut olan, umut olacak olan coğrafyanın çocukları olarak inşallah hep birlikte bulunduğumuz yerlerde en iyi çalışmayı yapıp, en iyi temsiliyeti gösterip
Herkesi mutlu edeceğiz. Derdimiz ve gayemiz bu. Yok, herkesin eline yakışır da biz ikramlık olarak böyle bir görüntü olsun diye yapıyoruz. İşte başkanım öyle. En sonunda bombayı patlattı. Herkes biz görevini yapıyor. Veren elde istiyor. Her zaman. Abi ikram mı? Ben diyorum. Sana da bir ikram edeyim ben. Ne de ikram eder misin? Ben yetişkinlere normalde para normalde 20 lira ama başkanımın para çocuklara, çocuklara ikram ediyor. Çocuklara ikram ha. Yetişkinlere para. Büyüklere yok. Vallahi çocukluk çağını kaçırdılar. Yani. Başkanım bak iki çocuk daha var. İstersen onları da ver. Tamam. Ondan sonra ben devam ederim. Sen devam et abi. Sana bir dondurmayı anlat. Başkanım gerçi anlattı her şeyi. Yeterince her şeyi anlattı. Bu bizim dede mesleğimiz. Yıllardır gelirken babadan oğula, oğuldan oğula geçen meslek. Elimizden geldiği kadar biz de bu seriyi sürdürmek istiyoruz. Yani bunu öğrendik 45 yıldır. Abi şimdi 45 yıllık bir bizim de burada bir eğitimimiz var. Okulunu okumadık ama büyüklerimiz öğretti bize bu işleri. Başkanım ben size bırakayım, siz devam edin. Eyvallah abi. Ben ikram yaptım. Afiyet olsun. Tüm dostlara, tüm insanlığa, tüm hemşehrilerime sağlıklı, mutlu, huzurlu gününde eyvallah diliyoruz. Bir şey unutmuyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen medeniyetin çocuklarıyız. Bugün Filistin'de, Filistin topraklarında işgalli, işgalci, Siyonist rejimin temsilcileri, İsrailler kıyım yapıyor. Orayı telin ediyoruz, orayı kınıyoruz. Tüm dünya milletlerini, dünyaya medeniyet standlarını, insanlık standlarını, adalet satmanı zannedenleri de adaletli olmaya, insan ayrımı yapmamaya, insana insan olarak bakmaya Sayın Cumhurbaşkanımız söylediği gibi davet ediyoruz. Oradaki akan kanların, oradaki işgalin bir an önce durmasını istiyoruz. Şehit olanları rahmetle, minnetle anıyoruz. Yaralara acil şifalar diliyoruz. Buradan Filistin'e selam gönderiyoruz. Free Filistin diyoruz. Özgür Filistin diyoruz. Kardeş Filistin diyoruz. Saygı sunuyoruz.